özellikle Ankara'daki terör olayıyla bağlı olarak gündemi istiyoruz sizden. Arkadaşlar, Ankara'daki terör eylemi, 100 insanımızın canına mal olan terör eylemi adeta geliyorum dedi. Daha önce hatırlarsınız, 10 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta 33 canımız aynı terör örgütü tarafından katledildi. O günden bugüne Suruç katliamına karışan tek bir kişi bile yargı önüne çıkarılmadı, sorumluları bulunmadı. Adeta terör eylemleri iktidar eliyle, hükümet eliyle yapanların bağlantıları korundu, kollandı, muhafaza altına alındı. Bugün Suruç'taki bomba Ankara'da patlamasının sorumlusu da siyasi iktidardır. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Selami Altınok, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı kişisel istihbarat teşkilatına çeviren ve sadece AKP muhaliflerini takip eden, izleyen, fişleyen Hakan Fidan'dır. Bu isimlerin tamamının hiçbir saniye dahi kaybetmeden istifa etmesi ve yargı önüne çıkması gerekir. Bunun siyasi sorumluluğunu vermeleri gerekir. Siyasi sorumluluğunun bedelini ödemeleri gerekir. Ankara'daki bombacıları engelleyemeyenler, bombacıları yakalayamayanlar az önce Kadıköy'de olan barış yürüyüşüne müdahale ederek barış isteyenleri yakalıyor. Güçleri belli ki barış isteyenlere, ellerinde silah olmayanlara, masum eylem yapanlara ve barış için mücadele edenlere yetiyor. Bugün AKP iktidarının yürüttüğü yanlış politikalar Türkiye'yi ne yazık ki bir Orta Doğu ülkesine çevirmiş, Orta Doğu'daki terör örgütleri de adeta Türkiye'ye AKP eliyle davet edilmiştir. IŞİD gibi bir örgütün Türkiye'de taban bulabilmesi, IŞİD gibi bir örgütün Türkiye'de eylem yapabilmesi, IŞİD gibi bir örgütün Türkiye'de %3'lük, %4'lük bir tabana sahip olması AKP iktidarının yarattığı siyasal iklimden kaynaklı. Örgütlerini adeta korumuş, kollamış, güçlendirmiş, Orta Doğu'daki emellerini güçlendirmek için, Orta Doğu'daki emellerini gerçekleştirmek için bunlardan faydalanmaya çalışmıştır. Ama kendi eliyle yarattığı canavar bugün AKP'nin de sonunu getirecek bir hale dönüşmüştür. Sen terör örgütünden faydalanmaya, Orta Doğu'daki rejimi terör örgütü eliyle değiştirmeye, kendi hakimiyetini orada kurmaya çalışırsan o terör örgütü gelir, aynı bir akrep gibi sonunda gelir seni de ısırır. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışının olduğu gün 1 Ekim günü terör örgütleri akrep gibidir, onları tutanları da sokar demişti. İşte bugün o terör örgütü geldi, Türkiye'yi de soktu. Kimdir bu isimler? Neden yakalanamıyor? Neden o bombacılara talimat verenler tespit edilemiyor? Bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı ne iş yapar? Ne iş yapar Hakan Fidan? Sadece muhalifleri mi fişler? Milli İstihbarat Teşkilatı muhalifleri izleme teşkilatına mı dönüşmüştür? Bu örgütten AKP iktidarı neden korkmaktadır da üstüne gidememektedir? Acaba hangi ilişkilere girdiler de şimdi o ilişkilerin açığa çıkmasından korktukları için terör örgütünün üzerine gidemiyorlar? Bu soruların cevaplarının bir an önce verilmesi gerekir. Ama bu sorulardan önce az önce ismini saydığım siyasi sorumluların o koltuklarda bir dakika dahi oturmamaları gerekir. Neyi bekliyorsunuz istifa için? 100 insanın daha ölmesini mi? 100 insan size yetmedi mi? Hala güvenlik zafiyeti yok diyorsunuz. Orta Doğu'ya Türkiye'yi çeviremez AKP. AKP'nin ne yapmak istediğini biliyoruz. AKP Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi haline çevirip